Konutta Şubat bilançosu belli oldu. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15 artarak 95 bin oldu. Konut sektöründeki gelişmeleri konuşacağız. Bugün PricewaterhouseCoopers partneri Ersun Bayraktaroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biraz yıla düşüşle başlamıştı konut satışları. Evet. Ocak'ta çok fazla bir düşüş değildi ama %2 gibi bir rakamdı. 86 bin olarak gerçekleşmişti. Evet. Şimdi %15 gibi bir artış var. Nedir bu ivmedeki değişiklik? Talep artışı nereden gelmiş olabilir? Aslında teorik olarak hep aynı seviyelerde dolaşıyor. Geçen yılla olan karşılaştırmalara baktığımızda da çok önemli bir değişiklik görmüyoruz. TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar değerlendirilirken aslında yaklaşık 2 sene belki de daha uzun bir gecikmeyle geldiğini de düşünmek lazım. Bugünkü satışlar aslında 2 sene 3 sene önceki yapı ruhsatlarıyla bağlantılı. İnşaat da orada başlıyoruz. Ondan sonra bugün satışa dönüşüyor bunlar. Bunlarda tapulanan yani mülkiyet tapusu ya da kat irtifakı tapusu çıkan konut satışları. Dolayısıyla bunlara biz aylık olarak bugün bakarken aslında 24 ay belki de 36 ay öncesine de gidip onların etkilerinin de bugün yaşanıyor olabileceğini de düşünmemiz lazım. Eski stoktan da satışlar olabilir ama hepsini bir arada değerlendirmekte yarar var. Ama genel olarak baktığımızda normal seyrinde gidiyor. Aylık olarak değişiklikler olabilir tabii ki geçen yıla kıyasla ama ortalama işte geçen seneyi 1 milyon 165 bin konutla kapatmış Türkiye. İstanbul'da yaklaşık 200 bin civarında bunun içinde. Gene zannediyorum aynı seviyelere ulaşır. O yönde çok büyük bir dalgalanma olmasını beklemiyoruz aslında. Bu yıl sonu da yine rekor seviyelere yaklaşır diyorsunuz satışlar. Tabii burada biraz da detaylandırmak da gerekiyor. Hani biraz geçen yıla göre de farklı bir sene yaşıyoruz aslında. Özellikle kur tarafı çok hareketli. Dolayısıyla bunun etkisini görüyor muyuz konut sektöründe? Tabii bu yani konutu iki amaçla alabiliyor insanlar. Bir tanesi konaklama, yaşama amacıyla alıyorlar. Ama bu kadar büyük bir konut ticaretinin içinde sadece ve sadece yaşamak amacıyla, konaklama amacıyla alınmadığını, bunun bir kısmında yatırım amacıyla olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz teorik olarak. Yatırım amacıyla alınan konuttaki miktarlar da ister istemez diğer değişkenlere bağlı olarak da değişebiliyor. Faizlerdeki oynamalar, kurdaki oynamalar. Ama teorik olarak Türk halkı belki de çok uzun yıllar yaşadığımız 3 dijitli enflasyon sebebiyle de gayrimenkule düşkünlüğü var. Hala bu trend devam ediyor. Belki de bunun için en güvenilir yatırım aracı olarak, çünkü kısa sürede elden çıkartmayı da çok fazla düşünmezler, gayrimenkule gidiyor. Etkilenir mi dolardaki değişmelerden, faizlerdeki değişmelerden? Mutlaka etkilenir. Ama çok büyük dalgalanmalara sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar da öyle çok görünmedi. Ufak tefek dalgalanmalar tabii ki olabiliyor. Zaten Şubat ayında baktığımızda 2.40'tan 2.50'ye gelmişti dolar. Hani faiz tarafındaysa hani Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi oldu ama bunun herhalde yansıması doğrudan bir etkisini çok fazla göremedik. Yani mortgage'la alınan yani ipotekli alınan konutlara baktığımızda da o da gene yaklaşık geçen ayla kıyasladığımızda gene 35-36 seviyelerinde, bu ayda %38-39 seviyelerinde çıkmış. Birazcık artış var faizlerdeki değişiklik sebebiyle ama böyle çok fazla piyasayı etkileyecek, satışları değiştirecek bir seviyede değil asla. O konuda da aslında yakın zamanda şöyle bir haber çıkmıştı. Konut kredisi kullanma yaşı 18'e geriledi diye. Hani biraz gençlerin artık konut talebinde bulunduğunu gösteren bir haberdi aslında. Hani sizin o anlamda gözlemleriniz neler? Birebir ipotekli satışlarda Şubat ayında artışta onun etkisi var mıdır yok mudur onu belki ölçmek zordur ama. Bunu şöyle yorumlayabiliriz aslında. 18 yaşında birinin konut kredisi alarak konut alması demek hayata başlaması ve o kredinin taksitlerini ödeyebiliyor olması demek. Bu da çok pratikte pek mümkün değil. Bunu şöyle düşünmek lazım. Analar babalar ikinci evlerini çocukların üstüne alıyorlar belki. O anlamda insanların hala birden fazla
konut aldıklarını da teyit eder nitelikte aslına bakarsanız bu istatistik, bu rakam. 18 yaşına kadar indiyse konut kredisi alma, demek ki insanlar ikinci konutlarını, belki üçüncü, ilkini kendi üstüne aldı, ikincisini eşine aldı, üçüncüsünü de çocuğun üstüne alıyor diye düşünebiliriz. Şimdi dediniz ki dolardaki hareket etkileyemeyecek, faizin çok etkisini görmüyoruz. Hani bu yıl rekor kapanabilir tekrar. Peki seçimler de var bu yıl. Dolayısıyla daha önceki seçimlerde görmüştük talebin biraz ertelendiğini. Onun yansımasını nasıl? Mutlaka ertelenecektir gene talep. Biz hani çok sık seçim yaşayan bir ülkeyiz. Geçen sene de yaşadık bir seçim. Bu sene de yaşıyoruz. Dolayısıyla likitte kalmayı isteyebilir insanlar. Dolayısıyla da biraz erteleyebilirler. Ama Haziran sonrası seçimlerden çıkacak sonucunda mutlaka etkisi olacaktır. Ama belirsizliğin kalkması bile tek başına aslında karar vericiler açısından karar vermekte önemli bir etken. Seçim belirsizliği ortadan kalkınca eğer bir yavaşlama olursa ki olabilir, beklenir önümüzdeki iki ay boyunca. Haziran'dan sonra tekrar eski ivmesine kavuşur diye düşünüyorum. Kaybettiğini kazanır. Evet, oradan kazanır. Yani. Çünkü bu bir erteleme, vazgeçme olmayacaktır diye umut ediyorum. Yabancı talebine de bakalım isterseniz. Şubat'ta 1369 adet gerçekleşmiş satış. Hani son dönemde gerçekten yabancı satışı sektörde dikkat çekiyor. Bunun da devam ettiği anlamına mı geliyor bu? Doğru. Aslında öteden beri vardır bu yabancıların ilgisi. Buradaki ilgiyi hep konut üstünden görmek lazım. Gayrimenkul çok daha geniş bir dünya aslına bakarsanız ama yabancıların özellikle TÜİK'in bu istatistiğine giren, tabii ki konut istatistiği olduğu için yabancıların alımları var. Öteden beri vardır. Özellikle mütekabiliyet yasasındaki değişiklik, daha doğrusu tapu yasasındaki, tapu kanunundaki 35. maddeki değişiklik sonrası bu iş çok daha kolaylaştı. Onun için bu oluyor. Gelenlerin yapısına baktığımızda da özellikle İstanbul, Yalova, Bursa civarı, Karadeniz'deki yerler daha çok Körfez menşeili, Orta Doğu menşeili yatırımcıların yatırım yaptıkları alanlar olarak görünüyor. Antalya, Bodrum, deniz kenarı civarı da öteden beri biliyoruz ki Alman ve İngilizlerin tercih ettiği Türkiye'deki yatırım alanları. Yalnız bir rapor var, 2015 için Avrupa'da en iyi yatırım pazarları. Orada İstanbul biraz gerilemiş. Yani 2014'te 7. sıradayken 2015 için 20. sırada göstermişler. O rapor bizim raporumuz. PwC ve Urban Land Institute'in, ULI'ın birlikte hazırladıkları bir rapor serisinin Avrupa bacağı. 12.si bu sene yayınlandı yılbaşında. Biz de geçen ay içinde Türkiye lansmanını yaptık ULI Türkiye ve PwC Türkiye olarak. O rapor Avrupa'daki gayrimenkulün yatırımcılar gözünde ve daha çok ticari gayrimenkul anlamında, konut anlamında değil, ticari gayrimenkul anlamında yatırımcıların önümüzdeki yılla ilgili beklentilerini araştırıyoruz. 2015 raporunun çalışması Kasım ayında 2014 yılında yapıldı. Yaklaşık 500 kadar bütün bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla görüşülerek hazırlanıyor. Trendleri konuşuyoruz. İnsanların iyimser olup olmadıklarını, fonların gayrimenkul sektörüne akıp akmayacağını, sermaye yatırımlarının olup olmayacağını, önemli beklenti alanlarının, yatırım alanlarının neler olduğu farklı gayrimenkul türlerine göre. Bir de 27 tane Avrupa şehrinden hangisine siz yatırım yapsanız yaparsınız diye soruyoruz. İstanbul Türkiye'yi temsil eden şehir bu 27 şehir içinde. 2005-2006'dan itibaren hep var. Ve kriz öncesi, global kriz öncesi, 2008 öncesi İstanbul ve Moskova hep birinci ve ikinci en çok yatırım yapılmak istenen yerler olarak görünüyordu. 2008 global kriziyle birlikte İstanbul ve Moskova bu sıralarını biraz kaybettiler. İstanbul yukarılarda tutundu ama Moskova hızla aşağıya indi. Geçen sene İstanbul 7. sıra, 9. sıradaydı ya da 7'ydi. Pardon, bir başka göstergeye göre 9'du. 7'ydi geçen sene. Bu sene 20. sıraya düştü. Şaşırtıcı bir şey gelebilir ama bana göre değil. Onu yorumlamak için biraz yukarıdakilere bakmak lazım. Kim yukarıda, ilk 5'te, ilk 6'da diye.
İlk 6'ya baktığımızda Berlin var, Alman şehri olarak. Sonra Dublin var. Madrid geliyor. Madrid var, Atina var, Hamburg var. Biraz aşağılara inince Lisbon var. Alman şehirlerini bir tarafa koyalım. Almanya her zaman işlem hacmi açısından da çok tercih edilen, güvenilen bir yer. Avrupa'da en sağlam yerlerden bir tanesi. Ama diğerlerine baktığımızda Dublin, Madrid, Atina, bunlar bu 2008 global krizinde gayrimenkul anlamında da, genel ekonomi anlamında da dibe en çok yaklaşmış olan ülkelerin şehirleri. Dolayısıyla raporda da genelde de görüyoruz, bir iyimserlik var yatırımcılar açısından. Diyorlar ki 2015 güzel bir yıl olacak, çok fazla para bulacağız ve yatırım yapacağız. Nereye yatırım yaparız diye düşündüklerinde de dibe en çok yaklaşmış olan ve Avrupa topluluğu içinde yer alan tabii ki bu şehirleri tercih ediyorlar. Yani fiyatlar, aynen öyle. Fiyatlar bundan daha aşağıya düşmez diye düşünüyorlar. Dolayısıyla da oralarda yatırım yapıyorlar. Ama bu geçici. Ben İstanbul'un dolayısıyla Türkiye Gayrimenkulü'nün önümüzdeki dönemde tekrar yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Moskova mesela bu seneki listede 27. sırada en sonda. Dolayısıyla bu bir dönemsel hareket ve bir mantıklı açıklaması var gibi geliyor bana. Bu sene de İstanbul yukarıda çıksaydı belki onu tartışabilirdik. Bu ne demek istiyor diye. Çünkü kapının önünde de çok fazla ticari anlamda gayrimenkul yatırımı yapacak yatırımcı da görmüyoruz. Biz gerçi hani Mart başında Cannes'da MIP'im gayrimenkul fuarı vardı. Evet. Ve orada daha çok gayrimenkul şirketleri İstanbul Ticaret Odası ile birlikte gitmişti ve büyük bir maket, çok özel bir maket. Keyifli, güzel bir maket. Siz de oradaydınız hatta. Orada bayağı ilgi vardı aslında. Doğru. Ama ne dersiniz? Ama bu böyle. Yani MIP'im aslında bir şov yeri. Aynı zamanda da ciddi büyük yatırımcıların, fonların, ülke fonlarının, büyük geliştirme şirketlerinin dolaşarak fikir edindikleri, önümüzdeki yılın trendlerini set ettikleri bir yer. Siz de fark etmişsinizdir. MIP'imde ülkelerden çok şehirler vardır. İşte Londra vardır, evet. Paris vardır, Berlin vardır, Hamburg vardır, Oslo vardır. Marsilya vardır ve bu sene bir İstanbul'da oldu. Daha önce biz hep Türkiye diye genel olarak katılıyorduk. Bu sene İTO'nun önderliğinde İstanbul diye bir konseptle gidildi ve çok da iyi oldu bence. Tabii çok mantıklı. 96 metrekarelik çok şık bir İstanbul maketiyle sunum yapıldı. İşin şov kısmı son derece güzel başarıyla tamamlandı. İlgi de birazcık o şovaydı bana göre. Oradan geri dönüşler. Oradan geri dönüş. Tabii ki olur ama orada konuştuğumuz uluslararası yatırımcılar olsun, girdiğimiz panellerde duyduklarımız olsun, Avrupalı gayrimenkul yatırımcıları henüz bizim gibi gelişmekte olan ve dolayısıyla da belli bir volatiliteyle yürüyen ülkelere çok henüz yüzlerini döndürmediler. Önce Avrupa'da kriz sonrasında iyileşmeye çalışan yerlerde yatırım yapıyorlar. Bir panelde bir katılımcı panelistlere sordu. Bu kadar pazarlardan bahsettiniz ama önemli bir Orta Doğu var. Orta Doğu'da da Türkiye var, Mısır var, Dubai var biraz daha aşağıda. Oralardan hiç söz etmediniz. Niye dedi. Panelistlerden biri, Türkiye'de de yatırım yapan bir grubun önemli bir yetkilisi. Dedi ki şu an Türkiye'nin zamanı değil. Çünkü güneyinde, Suriye ve Irak'ta ciddi problemler var ve bu problemler bizi, fonlarımızı o tarafa yönlendirmeye henüz uygun değil. Bunun yanında da Avrupa'da henüz gidebileceğimiz, alabileceğimiz gayrimenkuller var. Onun için henüz sırası değil dedi. Mısır için de benzer şeyleri söyledi. Bir de ben şöyle bir şey duymuştum orada. Yani hani belki para var, yatırım yapmak istiyorlar ama hani Türkiye'de proje yok. Doğru. Yani daha önceki geçmiş yıllardaki gibi hani bu yıl yatırım yapacak proje yok gibi de bir tespit. Doğru. Yani Burcan, bir şeye baktığımızda, özellikle ticari gayrimenkuldeki gelişime baktığımızda 2003-2004 ile başlayan çok ciddi bir uluslararası yatırımcı akımı var Türkiye'ye. Bu dönemde de özellikle Alman fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve Hollandalı geliştiriciler Türkiye'ye çok ciddi miktarda yatırım yaptılar.
bütün şehirlerde alışveriş merkezleri oldu. Tartışılır alışveriş merkezlerinin etkileri ama bu ciddi olarak doğrudan yabancı yatırımıdır Türkiye'ye gelen. Alışveriş merkezi olmayan ilimiz neredeyse kalmadı şu anda. Onun dışında ofis önemli bir ticari gayrimenkul alanı. Ofis alanında da mesela İstanbul ticaretin merkezi. İstanbul'daki toplam ofis alanına baktığımızda 3 milyon metrekare civarında. İstanbul'un potansiyeline hiç uygun değil. O anlamda sizin de söylediğiniz gibi yatırım yapacak proje bulmakta da problemler var. Mesela bunu hani tam kafamıza oturtturmamız için bir şehirle karşılaştırır mısınız? Yani İstanbul menzili 3 milyon metrekare deyince. 3 milyon metrekare İstanbul büyüklüğünde bir yer için ve ticaretin merkezi bir yer için çok çok küçük metrekare. Yani 200 milyon, Londra için yanlış hatırlamıyorsam, teyit etmem lazım tabii ki ama 200 küsür milyon metrekare. Ama tabii bir finans merkezi. Dubai'yi düşünürseniz yine çok yüksek rakamlar. Dolayısıyla hani kıyaslanamayacak kadar bir potansiyeli var. Ama bu potansiyel ne zaman realize olur? Onun da birçok sebepleri var. Şehrin gelişmesi, büyümesi, arsa fiyatları, yabancıların, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelirken yaşadıkları sıkıntılar, pek çok konu bir arada değerlendiriliyor. Mevzuat istikrarı, ekonomik istikrar, siyasi istikrar, bir yatırım kararı verilirken ki bu normal bir menkul kıymet yatırımı gibi de değil. Taşın altına elinizi koyuyorsunuz, bir mülk sahibi oluyorsunuz Türkiye'de. Menkul kıymet gibi satıp çıkarım diyemiyorsunuz. Bu sebeple de çok ciddi analiz edilerek geliniyor. Önümüzdeki dönem doğru adımlar atılırsa, MİPİM'de bu sene başlayan şov devam ederse ama arkasında ciddi projelerle, özellikle kamunun da desteğiyle tanıtım devam ederse önümüzdeki yıllar için umut varım ben. Ama en azından hani ofis ve ticari yani AVM o taraflarda çok beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla yabancı iş. Ama konuta devam edecek mi sizce? Ya konutta orada biraz çünkü tabii, Araplar, Suriyeliler. Konut biraz yerel. Yani konutun üreticisi, konutun sahibi Türk firmalar çok güçlü. Bizim müteahhitlik sektörümüz bu anlamda çok güçlü. Konutta bir uluslararası yatırımcı göremiyoruz. Tek tük var, bir iki tane var. Çünkü bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Avrupa'ya baktığımızda özellikle ciddi bir kurumsal kiralanan konut stoğu var. Yani diyelim ki bir proje yapıyorsunuz, 100 konutluk. Bu projeyi bir firma satın alıyor ve ne yapıyor? Bu projeyi kiraya verip kira geliri elde ediyor. Bizde konut mülkiyeti daha çok bireysel mülkiyete dayanıyor. Yani bizde kurumsal kiralanabilir bir konut alışkanlığı yok. Bu da uluslararası yatırımcılara tek yol bırakıyor, al-sat. Yani üreteceksiniz, sonra satacaksınız. Bu da değer artış kazancıdır. Bu da çok yeterli getiriler sağlamıyor. Çünkü içeride çok güçlü yerel üreticiler var. Üretim tarafında uluslararası yatırımcı biraz zor. Ama tüketim tarafında gördüğümüz rakamlarda olduğu gibi bireysel alımlar hala var ve devam edecektir. Tabii şunu da sormam lazım. Az önce siz bu listeyi sararken hani krizden çıkan, fiyatların düşük olduğu şehirlerin ön plana çıktığından bahsettiniz. Hani burada ister istemez İstanbul'da fiyatlar yüksek mi kaldı? Balon da var mı gibi sorular akla geliyor. Zira yine hani çeşitli basın kuruluşlarında da çıktı bu yönde haberler. Dolayısıyla bu anlamda sizin değerlendirmeleriniz neler? Balon var mı konuda? Tabii bir iki bir şey söyleyeyim. Bir ekonomist değilim. Balon dediğimiz şey aslında bir fiyat balonu. Teorik olarak ve bütün literatürde de fiyat balonu olarak biliniyor. Fiyatların aşırı derecede artması olarak söyleniyor. Ve ekonomist hocalardan öğrendiğimiz kadarıyla bunların da belli bir frekans içinde olması lazım. Peş peşe belli dönemlerde 3 kuartır mesela çok ciddi fiyat artışları olması lazım. Guyader'in Reydin'le birlikte hazırladığı Garanti Mortgage desteğiyle hazırlanan bir fiyat endeksi var. 2010 yılı 100 alınarak baz alınarak
Şubat ayı sonuçları yeni açıklandı. Fiyat artışı %54. Dolayısıyla 2010'dan bugüne gelen konuttaki yeni konut fiyat artışı %54. O dönemki enflasyonu, o dönemki maliyet artışlarını da çıkarttığımızda teorik olarak hocaların söylediğine göre Türkiye'de bir konut balonundan söz edilemez. Böyle bir yüksek fiyat artışı yok. Öbür tarafa dönelim. Belki orada biraz daha yorum yapabilirim. Acaba bu balon konutların türüne göre olabilir mi? Yani atıyorum şu bölgede çok fazla konut var ama şurada talep var. Orada da o kadar yok. Burada bir konut balonu olabilir mi? Literatürde buna konut balonu denmiyor. Arz fazlası deniyor. Ama biz de biraz karıştırıldığı için onu da balon diyoruz. Böyle bir sorun olabilir. Arzla talep doğru yerlerde buluşmuyor olabilir. Bunu da bölgesel bakmak lazım. Şehir şehir, semt semt, sokak sokak bakmak lazım. Böyle bir uyumsuzluk olabilir ama buna biz konut balonu demiyoruz. Arz fazlası diyoruz. Evet, onu da eritmek için zaten hükümette bazı önlemleri devreye soktu. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Çok PricewaterhouseCoopers partneri Ersun Bayraktaroğlu.